Merhaba, Brooklyn Müzesi'ndeyiz. George Willows'un 1907-1908 yıllarında yapmış olduğu Pensilvanya İstasyonu Kazısı isimli tabloya bakıyoruz. Willows önemli bir sanatçı ve Ashcan yani kül teknesi olarak adlandırılan bir ressam grubunun üyesi. Sanırım grubun ismi aklınıza takıldı. Bir grup için kötü bir isim değil mi? Bu ismi almalarının sebeplerinden biri resimlerinin taşlı, tozlu, pütürlü ve karanlık gözükmesi. Realist ressamlardan oluşan küçük bir grup bu. ABD'li bu sanatçılar eserlerinde genelde New York'u yani kendi yaşadıkları dünyayı resmediyorlar. Ancak bu sanatçılar Paris'in ışığını ve renklerini kopyalamaya çalışan Amerikalı empresyonistlerden oldukça farklı bir tarza sahip. New York'un hızla geliştiği ve bir endüstri şehrine evrildiği bir dönem. 20. yüzyılın başları. Bu sanatçılar da çalışmalarında geleneksel Avrupa resim tarzından esinlenmek yerine tamamen yeni bir Amerikan tarzı oluşturmaya çalışıyor. Amerikalı sanatçıların bazılarının Avrupa sanatından etkilendiklerini görürüz. Ancak baktığımız resim bunlardan biri değil. Aslında bu resmi aynı zamanda 7. Cadde'nin o zamanlar nasıl gözüktüğünün belgesi gibi de algılıyorum. O dönemin en yeni teknolojisi buhar. Burada da buharla çalışan kazıcıları görüyoruz. Makinalar Pensilvanya istasyonu inşaatı için bu muazzam büyüklükteki çukuru kazıyor. New York'un bir endüstri şehrine dönüştüğünü görüyoruz. Biraz iç karartıcı. Cehennem çukuru gibi. Aklıma Dante ve Cehennem resimleri geliyor. Ateşler yanıyor, duman var. Yani endüstriyel alanlarda bekleyeceğimiz bir görüntü. Ancak aynı zamanda bu çirkinliğin içinde dramatik bir güzellik olduğunu da görüyoruz. Sanatçı görüntüyü hiç yumuşatmadan, güzelleştirmeden olduğu gibi yansıtmış. Yumuşamış karı, kazılan toprağı görüyoruz. Arkada ise parlak gökyüzü var. Şimdi burada döneme ilişkin ilginç bir bilgi de vereyim. Pensilvanya istasyonu o dönemin en önemli yapılarında. İstasyonun tepe yöneticisi ise Mary Cassatt'ın erkek kardeşi ve bu istasyonla birlikte zenginliği artacak. Mary Cassatt ise o dönemde Paris'te resim çalışmalarına devam ediyor. Baktığımız resimde Cassatt'ın eserlerindeki zerafeti görmüyoruz. Gördüklerimiz son derece gerçekçi şekilde resmedilmiş. Yüzyılın başını düşündüğümde, sanat eserlerini satın alan kişilerin de bu endüstrileşme ile birlikte hızla zenginleşen kişiler olduğu aklıma geliyor. Willows'un 20. yüzyıl başındaki ABD'li koleksiyonerler arasında pek popüler olmadığını sanırım tahmin etmişsinizdir. Bu sanatçıların en önemli hamisi ve alıcısı, ileride kendi müzesini de kuran Whitney Gertrude Vanderbilt olmuş.